Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Musul eski Başkonsolosu Sayın Öztürk Yılmaz Ankara stüdyomuzda. Öztürk Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Öztürk Bey, şunu önce bir belirtmek isterim. Yurt dışında Somali'de gerçekleştirilen bir saldırı sonucu iki öğretmenimizi şehit verdik. Eğitim gönüllülerini Musul'da ve benzeri yerlerde mutlaka dış görevlerde bulunmuş bir kişi olarak gözlemleme şansınız olmuştur. Şu an düşmanlığın, şeytanlaştırmanın had safhada olduğu ve eğitim müesseselerinin, hastanelerin de bu işe dahil edildiği bir süreçte şunu belirterek size söz vermek istiyorum. İnsanlar bilmediğinin düşmanı olur. Eğitimi, hastaneyi, canı ideolojilerin önünde tutmamız gerekir. Bunu çok iyi bilirsiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Mutlaka gözlemleriniz olmuştur bu okullarla ilgili. Öncelikle dünyanın neresinde olursa olsun her türlü terör saldırısını şiddetle kınamalıyız. Ayrıca bizim vatandaşlarımıza dönük, bizim yurttaşlarımıza dönük dünyanın neresinde olursa olsun yapılan terör saldırılarını da keza en şiddetli şekilde kınamalıyız. İnsanlar can veriyorlar, bedeller ödüyorlar. Dışarıda yaşamak kolay değildir. Çünkü hele özellikle istikrarsız coğrafyalarda görev yapmak, oralarda bazı eğitim, sağlık faaliyetleri yürütmek gerçek manada bazı riskleri üstlenmeyi gerektiriyor. Ben ölen kardeşlerimizin, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstikrarsız bir coğrafya bulundukları bölgeler, Afrika'nın özellikle IŞİD terörünün, El-Kaide'nin, El-Şabab'ın, Boko Haram'ın at koşturduğu bölgeler, buralarda görev yapmak kolay değil. Evet. Siz de aslında benzer bir coğrafyada, daha zorlu belki bir coğrafyada görev yaptınız. Orada görev yapan hem eğitim gönüllülerini hem başka Türk müteşebbisleri de biliyorsunuz. Mutlaka ki bilmiyorum denk geldiniz mi, ama bu benzer tatsız hadiselerden denk geldiğiniz oldu mu? Türk Dışişleri mesela çok eleştirildi, sonra lütfen bir açıklama yapıldı. Nasıl işlemeliydi Öztürk Bey bu süreç? Vatandaşlarımızı aydınlatalım. Bir kınama yaptı. Türk Dışişleri ne yapmalı, nasıl olmalıydı bu iş? Şimdi bir kere her şeyden önce biliyorsunuz bu bölgeler, istikrarsız bölgelerde zaten hayatı devam ettirmek, idame ettirmek son derece zor. Bilmiyorum doğrusu dışişlerinin bu konudaki ne tür bir tutum takındığını doğrusu bilmiyorum. Ama mutlaka bizim kaybedilen her vatandaşımız bizim canımız. Dolayısıyla bunlarla ilgili girişimler yapılması mutlaka gerekir. Sonuçta bunlar bizim kendi vatandaşımız, ülkemizin vatandaşları. Bunların dini, ideolojisi ne olursa olsun bizim yurttaşımız. O açıdan bakmak gerekiyor. Bütün benim şahsen dış görevlerimde tek ayrım gözetmediğim konu kendi vatandaşlarımız arasındaki farklılıklar. Orada kördüm, sağırdım vatandaş olarak. Sıkıntısı varsa devletin ilgilenmesi gerekiyor. Acısı varsa dindirmesi gerekiyor. Bu da bizim devlet olmanın bir gereğidir. Peki. Öztürk Bey, şimdi diğer konuya geçelim. Mısır'dan yeni geldiniz. Haberimizde de aktardık. Mısır'a niye gitme gereği duydunuz? Onu soracağım. Bir ikincisi, bu Mısır meselesi Rabia işaretiyle özellikle Türkiye'de gündem olmuş ve olmaya devam eden bir konu. Onun paralelinde de şu soruyu sorayım. Hani Mısır meselesinde de hükümetin, iktidarın tabanına çok değişik mesajlar verdiğini, kırmızı çizgisi olduğunu düşünüyorduk, ama Mısır'la da zaten bir yandan el altından Sisi ile görüşmelerin yapıldığı, Sisi'nin de buraya geleceği söylentisi var. Bu çarklar, bu değişik politikalar çok sık rastladığımız bir şey. Bu da doğru mu ayrıca? Onu da sorayım. Biz Mısır'a niçin gittik? Biliyorsunuz Mısır'da bir Tahrir Meydanı vakası yaşandı. Arap Baharı'nın rüzgarlarının ilk estiği yerlerden bir tanesi de Mısır'dı Tunus'tan sonra.
Mısır'da bir değişim yaşandı. İyi mi kötü mü tartışılır. Ancak şu andaki Mısır'da bir yönetim var. Bu yönetim kendi anayasasını yaptığını, Cumhurbaşkanlığı seçimini bu anayasaya göre gerçekleştirdiğini, parlamento seçimlerini yaptığını, ancak Türkiye'nin bunu tanımadığını, tanımak istemediğini, Türkiye'deki siyasi iktidarın kendilerine dönük hasmane bir tutum içerisinde olduğunu, fazla bir şekilde Müslüman kardeşlerle özdeşleştiğini, artık yeni bir dönemde olunduğunu, dolayısıyla Amerika, Avrupa gibi artık Türkiye'nin de kendileriyle işbirliği, ilişkiler kurması gerektiğini belirttiler. Biz de bunu anlamaya çalıştık. Gördük ki siyasi seviyede ilişkilerin şu anda durduğunu, çok sınırlı bir ilişki, yani bizim maslahat güzarımız var Kahire'de, onun da çok 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 sınırlı bir temasının olduğunu, koskoca iki ülke, yani Türkiye kendi bölgesinde, Mısır Kuzey Afrika'da Süveyş Kanalı'nın elinde bulunduran, Afrika'nın güneyine geçecek deniz yollarının mihenk ülkesi, İsrail-Filistin konusunda ana aktörlerden birisi, keza Orta Doğu'daki gelişmelerin belirleyecek gücü olan yegane ülkelerin başında geliyor. Arap Ligi'nin baş aktörü. Böyle bir ülkeyle ilişkilerimiz yok, siyasi ilişkilerimiz. Ekonomik ilişkilere dokunmamış Mısır tarafı bilinçli bir şekilde. İçinden geçtiği ekonomik sıkıntılar da dikkate alarak ekonomik ilişkilerde çok fazla bir sorun yok, ama Türk firmalarının kaydettiği, biz eskiden ayrıcalığımız vardı. Bu ayrıcalıklarımızı, yani bir Türk olarak bürokrasiye kolay girerdik, kolay kabul edilirdik. Bir ihale olduğu zaman biz tercih edilirdik. Bunları kaybettik maalesef bu süre içerisinde. Ama ticari ilişkilerde biz bir nebze olsun bir gelişme var. Ama siyasi ilişkilerde bir yerinde sayma, daralma ve hatta böyle çok uzun süre devam ederse korkarım. Bu da bu defa şu ana kadar etkilenmeyen ekonomik ilişkileri de etkiler noktaya gelecek. Biz bir kanal olabilir miyiz muhalefet olarak? Çünkü muhalefet olmak, hiçbir şey yapmamak, sadece hükümeti eleştirmek anlamına gelmiyor. Büyük bir hassasiyetle, ciddiyetle, devlet sorumluluğuyla gittik. Bazı temaslar gerçekleştirdik. Biz neler yapabiliriz? Bir katkımız olabilir mi? Dış ticaretimiz daralıyor. Burada ekonomik bir krizin adeta ayak sesleri geliyor. Rusya ile yaşanan krizden dolayı turizm sektörümüz ciddi hasar gördü. Bir değerlendirmeye göre 2000 üzerinde otelin satışa çıkartıldığı söyleniyor. Bunlar doğruysa. Diğer taraftan tarım ürünleri konusunda ihracatımız daraldığı için satacağımız yer kalmıyor. Şimdi biz dış politikayı sadece dışarıda yapamayız. Artık içeriyle bağlantılı, içerideki üretimle, içerideki istihdamla bağlantılı bir şekilde yaparsak o zaman bir anlam kazanabilir. Yani dış politika bizim iç güvenliğimizi sağlamaya dönük olmalı, dışarıdaki komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye dönük olmalı, istihdamı artıracak pazarlar bulmaya dönük olmalı. Dış politika hakikaten işlevsel olmalı ki biz de bir şeyler yapalım. Ülke olarak bu noktada biz de muhalefet partisi olarak ne yapabiliriz? Katkımız ne olabilir? Hangi kanallar açabiliriz? Şeklindeydi. Bir de biz dış politikada farklı bir çizgi izliyoruz. Hükümetle farklı bir çizgimiz var. Bunu her yerde söylüyoruz. Biz hiçbir ülkenin iç işine karışmak istemiyoruz. Biz ülkelerle kendi farklılıklarını olabildiğince o hassasiyetlere saygı duymak istiyoruz. Ve bize de iç işlerimize karışılmasını biz de istemeyiz. Hiç kimse istemez. Mevcut yönetimi beğenmeyebiliriz. Bunu da belli edebilirsiniz. Hatta eleştirebilirsiniz. Ama buna taraf olunmaz. Taraf olmak daha ileri bir aşama oluyor. Çok bir kesimle özdeşleşilmez. Suriye'de, Irak'ta ve Lübnan'da, başka yerlerde, Mısır'da bizim genel bir çizgimiz var. Bu bölgeyi rahatlatacak bir çizgi. Bu bölgeyle iş yapabilecek bir çizgideyiz. Bunu da kapanan bütün ülkelerle ilişkilerimizi, bu kilitleri nasıl açabiliriz? Onun arayışındayız. Bu çerçevede yapıldı ziyaret.
Şimdi az önce dediniz ki bizim çok değişik dış politika anlayışımız var. Biz de bir diplomatı bulmuşken soralım o zaman. O değişik dış politika anlayışı kafamızı döndürüyor. Belki bir anlamı vardır, haksızlık ediyoruzdur. Siz bunu lütfen şifrelerini çözün. Çünkü çok fazla vakit geçmeden bayağı bir çarklar oluyor bizim dış politikamızda. İç politikada da öyle de dış politika, hadi iç politikayı manipüle ediyoruz bir şekilde ediliyor, ediyoruz derken. Ama dış politikada bunun geçerliliği olmuyor. Şöyle sormak istiyorum. Mesela PYD ile ilgili çok taze bir konu olduğu için tecrübeli bir kişi olarak size soralım. Efendim Amerika gibi devlete res çekti devletimiz en üst zirveden, en üst seviyeden. Bayağı bir alkışladı tabanı bu çıkışı. Amerika karar ver, PYD ile mi berabersin terör örgütü yoksa bizimle mi? Yani bu şu anlama geliyor. Karar ver, seninle dostluğumuzu, müttefikliğimizi gözden geçiririz ha demek gibi bir şeydi. Ama şimdi bakıyoruz Amerika'da küsecek değiliz dedi Türkiye. Şimdi hangisi bizim için önemsiz oluyor ya da önemli oluyor bu durumda anlayamadık. Yani PYD'nin terör örgütü olduğunu kabul etmezseniz etmeyin. Biz de bir şekilde o noktaya geliriz mi demektir bu, nedir bu çarkların anlamı? İsterseniz Erkan Bey, şu Mısır'la ilgili bir konuyu da tamamlayalım, o sorunuzu cevaplayalım. Tamam, şimdi buyurun. Biz bir rapor hazırladık bununla ilgili, ziyaretle ilgili. Bu raporu hem biz kendi genel başkanımıza sunduk, hem MYK'mıza verdik, hem de dün itibariyle bunu Dışişleri Bakanlığımıza da iletmiş olduk. Ayrıca maslahatgüzarımız, Mısır'daki maslahatgüzarımız bizi son derece iyi ağırladı. Kendisine sizin aracılığınızla buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Ona da kapsamlı bir şekilde iletmiş olduk. Dolayısıyla ne yaptıysak onları devletimizin her türlü kademesine ilettik. Burada da bizim muhalefet olarak sorumluluğumuzu ve nasıl iş yaptığımızı göstermesi açısından örnek olur umarız. Gelelim PYD konusundaki daha önceki açıklamalar ve sonraki açıklamalara. Şimdi efendim şöyle bir analiz yapmak gerekiyor. Bizim Amerika ile aramızda bir güven sorunu var. Bu güven sorunu esasen çok dillendirilmiyor. Dillendirilmek de istenmiyor. Ama bu güven sorununu artık anlayabiliyoruz. Çok uzun bir süredir, yani 2010'dan sonra, özellikle 2011'den sonra Suriye konusundaki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, Arap Baharı konusunda çok örtüşmeyen politikalar, Türkiye ile ABD yönetimi arasında bir güven sorununun yaşandığını ortaya koyuyor. Tabii ki başlangıç, birincisi bu. İkincisi, şimdi Amerika hala ne kadar dünya tekrar çok kutuplu bir yöne gitse de Amerika hala tek kutuplu süper bir güç olarak ortada duruyor. Kaynaklarıyla, deniz sahası alanlarının kontrolüyle, havayı kontrolüyle, bütün kıtalardaki varlığıyla böyle bir güç. Bu güçle çok böyle farklı bir çizgi izlediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Bu bir realizm. Bu realizmi maalesef o ilk açıklamalarda çok görülmediği anlaşılıyor. Örneğin bütün dünya PYD'yi işte terör örgütü olarak görse de Amerika görmediği zaman sıkıntı oluyormuş demek ki. Yani bunu görmek gerekiyor. Çünkü arazide, hala Suriye'deki arazide Rusya'yı bir tarafa koyarsanız en karar verici, en önemli güç. Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun eş başkanlarından bir tanesi Amerika. Orada operasyon kabiliyetini olan, İncirli'yi kullanıp IŞİD'e dönük operasyonlar yapan, ayrıca Musul'a operasyonlar yapan, karasal alanda da eğitim veren, yarın büyük mesela Musul operasyonu başladığı zaman bunun koordinasyonunu üst bir noktadan sağlayabilecek bir güç. Şimdi bu bir gelinen, başlanılan noktayla, yani Amerika ile ilişkilerde söylenen söz açısından gelinen nokta bir realizme doğru kayış var. Bunu ben o çerçevede değerlendiriyorum. Yani gerçekle yüzleşme ve bazı şeyleri kabul etme. Zaten Amerika ile bizim, şunu da bir kabul etmek lazım. Amerika ile biz her konuda aynı düşünmeyebiliriz. Ama farklılıklarımız
bizim müttefik ilişkimizin koparılması noktasına da gelmemeli. Böyle bir gerginlik elbette Amerika'nın işine yaramaz ama daha çok bize de yaramaz. Bunu da bilmek gerekiyor. Evet. Bize de yaramaz derken şimdi Öztürk Bey şu var. Yani dış politikada reel gerçekler vardır. Hamaset mesela buyurun, buyurun. Yani neden yaramaz diyorum. Somutlaştırayım isterseniz. Şimdi biliyorsunuz Cenevre'de görüşmeler oluyor. 24 Mart'ta ikinci tur görüşmeler bitti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi taraflara kendi taraflarla görüşmesinden doğan bazı yakınlaşmaları olarak düşündüğü bir kağıt, 12 maddelik bir kağıt iletti. Şimdi taraflar bunu görüşecek. Görüştükten sonra tekrar masaya döndüklerinde o masada gerçek manada gücü olan kim var? Rusya var, Amerika var. Biz şimdi Suriye konusunda etkin olmak istiyorsak ters düşmememiz gerekiyor. Yani iki kuvvetle de ters düş, iki tane belirleyici kuvvet oluştu şu anda. Türkiye Suriye denkleminin dışına itildi. İki kuvvet var, ikisiyle de ters düştüğümüz bir durum var. Biz nasıl bir bu topu çevirebiliriz? İki, keza Irak'ta da öyle. Örneğin Musul operasyonu başladığı zaman orada Türkiye'nin bir etkin fiili, bir gücü olabilmesi için yine Amerika ile bir politika geliştirmesi gerekiyor. Yani bizim artık hamasetten ziyade gerçekleri görerek ona uygun bir siyaset takip etmemiz her zaman bizim çıkarımızadır. Evet. Şimdi dedik yani çıkarlar söz konusudur ama hamaseti kaldırmaz. İşte Mısır'dan geliyorum dediniz. Rabialar meydanlarda Mısır'a türlü tepkiler, hükümet. Ama şimdi gelinen noktada görünen o ki yavaş yavaş İsrail'le olduğu gibi bir yakınlaşma olacak. Real politik bunu gerektiriyorsa eğer. Şimdi ama şu bir gerçek. Amerika'daki karşılama da mesela çok tartışıldı. Onu da size, o manzarayı da size deşifre ettirmek istiyorum. Türkiye gerçekten hani bir yalnız bırakılma noktasında mı? Amerika'nın oradaki işte karşılamaması, Obama'nın resmi görüşme yapmaması, çok soğuk bakılması, tüm bunlar diplomatik anlamda bir dil midir, bir ifade midir? Türkiye gerçekten Amerika tarafından bir yere mi çekilmeye çalışıyor? Küstü mü Amerika bize? Yani Amerika büyük bir devlet. Amerika'da küser. Türkiye'nin de Türkiye'de tarihi olan büyük bir coğrafyayı yüzyıllarca kontrol etmiş olan, devlet gelenekleri olan büyük bir ülke. Türkiye'nin de küserek, alınganlık göstererek iş yapmaması gerekiyor. Biz şimdi Türkiye bu coğrafyanın çok önemli lider bir ülkesi olmaya haiz bir ülkedir. Kaynakları, insan gücü, potansiyeli, bölgedeki rolü. Türkiye büyük bir ülke. Ama mesele bunu yönetebilecek büyük bir strateji ve akıl gerekiyor. Yani devletin tabii ki her ülkeyle anlaşamazsınız her zaman. Mümkün değil. Kardeş kardeşle anlaşamıyor. Dış politikada hele çıkarlar, başka şeyler devreye girdiği zaman. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Genel akımın dışında bir politika takip edilmeye başlandığı anda yalnız kalıyorsunuz. Şu anda bizim mesela Suriye konusundaki yalnızlığımız neden? Çünkü bizim desteklediğimiz unsurlar yeniliyor, bizim karşı olduğumuz unsurlar kazanıyor. Şimdi bu noktaya gelecek, daha gelmeden ülkeler pozisyon hemen değiştirebiliyorlar. Çünkü dinamizm var. Örneğin Mısır'da, biz Mısır'da demokrasi olmasını kim istemez? Orta Doğu'da demokrasi olmasını kim istemez? Ama Orta Doğu'nun yapısını anladığınız zaman bunun kolay olmayacağını bilirsiniz. Bu ülkelerde istikrar daha çok öne çıkıyor. Çünkü aşiret yapıları var, farklı inançlar var, farklı kültürler var. Mesela Mısır'ın kendi sosyolojik yapısını incelediğiniz zaman çok farklı gruplar var. Burada seçimler olabilir. Burada adil seçimlerin yapılması. Ama bir günde demokrasiyi getirmeye kalkışma Arap Baharı fantazisiyle hareket edildiği zaman farklı bir sonuç çıkıyor. Türkiye'nin de bu dinamizme uygun siyaset takip etmesi ve bu realizmi gözetmesi gerekiyor. Amerika mesela
Mısır'da darbe olduğu zaman hemen bazı yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Avrupa Birliği hemen karşı çıktı ama ne oldu? Bir süre sonra baktılar ki mevcut yönetim, yani mevcut yönetim uzun soluklu olacak, devam edecek. O zaman çıkarlarını da korumak istiyor ülke. Yani daha realist yaklaşıyorlar. Bizde bu dinamizm olmalı, yani saplantı olmamalı, duygusallık olmamalı, çok özdeşleşme olmamalı. Bizim de kendi çıkarlarımız varsa bir ülke olarak onları olabildiğince o dinamizme uygun götürmemiz gerekiyor. Bu dinamizm çok özdeşleşme olmadığı zaman zikzaklar da olmuyor. Daha realist bir çizgide gidiyorsunuz ve kabul edilebilir bir çizgi oluyor. İnsanlar da sizi anlıyor. Peki. Öztürk Bey çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Saygılar sunuyorum. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Sağ olun.